Evet, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün sizlerle çocuklarda öfkenin doğru ifadesini konuşacağız. Tabii ki de konumu birazdan alacağım. Psikolog Burçin Büşra Tögel'i birazdan kendisini davet edeceğim. Bakalım gelmiş mi? Evet. Birazdan yayında kendisi. Hoş Merhaba. Geldin. Hoş bulduk. Merhaba canım. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim tatlım. Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor Nasıl? günler? Birazcık sıkıcı geçiyor. Biliyorsun daha yeni çıktık aslında pandemi sürecinden. Bu süreç aslında hani birazcık evlere kapandık. Şimdi yeni yeni sosyalleşiyoruz. Hani bir kapalı alandan bir açık alana çıkınca insan bir garipsiyor tabii ki. Bir farkındalık yaratıyorsun. Yeni yeni işte normalleşme sürecine ayak uyduruyoruz aslında. Tabii ki gerekli tedbirleri, önlemleri alarak hala çünkü COVID-19 bitmiş durumda değil. Buna göre hala o temizlik anlayışlarımız devam ediyor aslında. Bu şekilde sürdürüyorum. Senin nasıl geçiyor günlerin? Benim de tatlım aynı şekilde evden çalışmalarımı devam ettiriyorum. İşte yeni normal sürece alışmaya çalışıyoruz biz de hepimiz. Aynı geçiyor benim de. Benim de o şekilde. Şu an evet ben de birebir yüz yüze görüşmeleri başlatmadım henüz. Online terapilerime devam ediyorum. Aslında birazcık hani evde çalışmak tabii ki daha iyi oluyor ama hani ofis ortamını da özlüyorsun. Çünkü çalışma alanın farklı oluyor, ev ortamı farklı oluyor. Şimdi işle ev Kesinlikle. birbirine karışıyor bu sefer. Kafa da karman çorman oluyor. Aslında tam odaklanma kısmında sıkıntı yaşıyoruz yani bir nevi. Çok haklısın, kesinlikle. Artık adaptasyon sürecinde farklı şekillerde en iyi sağlıklı şekilde atlatmak dileğiyle diyelim o zaman. Evet, evet. Aynen öyle. Temennimiz o şekilde. Aynen. Şimdi bugün seninle çocuklarda öfkenin doğru ifadesini konuşacaktık. Öncelikle öfke, ben şu şekilde bir giriş yapmak isterim senin demiştin. Şimdi Tabii öfke, ki. hep pozitif negatif duygular yaşıyoruz hani yaşam deneyimlerimiz boyunca. Biz yetişkinler bunu çok farklı ifade ediyoruz. Öfke sağlıklıdır aslında her duygu gibi ama yerinde ve zamanda sağlıklı olarak ifadesi çok önemli. Tabii ki de, evet. Çocuklar bunu çok çok farklı ifade ediyorlar. Bazen çığlık atıyorlar, işte tepiniyorlar, yerlere vuruyorlar vesaire. Burada ailelerin tutumu çok önemli. Anne babanın ve yaşadığı ortam çok önemli. Senin fikirlerini almak istiyorum burada. Tabii ki. Yani benim kanaatimce öfke şu, kişinin çevresinde olup biten olaylara karşı ve kendine yönelik her türlü tehdide karşı geliştirdiği bir savunma mekanizması. Ama bu savunma mekanizması şöyle, meşru dozlarda kabul edilen bir savunma mekanizması olur. Çünkü artık öfkenin ilerisi bir öfke patlamaları, öfke nöbetleri olur veya sinir krizleri geçirmek olur. Hani belirli meşru dozlarda kabul edersek öfkenin tanımını evet yapabiliriz. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bir de mesela çocuklar çok öfkeli çocuklar karşılaştığımız zaman bu çocuklarla bu çocukların yetiştirmiş oldukları ortam çok önemli. Tartışmacı bir Tabii. ortamda mı büyüyorlar? Öfkeli yanında sürekli tartışıyor mu? Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor aslında. Bunun yanı sıra çocuğun hayatında son dönemlerde çok önemli şeyler oldu mu? İşte taşınmalar olur, yakın kaybı, bir yakının kaybı olur vesaire, travmatik Evet. hikayeler de çok oluyor. Bunlar da çok önemli bence. Sen de düşünüyorsun sanırım bu konu hakkında. Evet, yani mesela şöyle ilk bebeklik çağından başlarsak mesela bebekler öfkelerini nasıl ifade ederler? İşte kollarını sallayarak, bacaklarını tekmeleyerek. Ama bu 18. aydan sonra artık hani annelerin deyimiyle bu sinir krizleri geçiriyor ya çocuk öfkelendiği zaman kendilerini yerlere atarlar vesaire. Bu noktaya geliyor ama tabii burada önemli olan çocuğun yansıttıklarıdır. Yani şimdi küçükken aslında gelişim anne karnında başlar. Belki üniversite dönemimizden hatırlarsın. Betül hocamız bize bu gelişim psikolojisi dersimizde bir video izletmişti. Bebeğin anne karnında gelişimini ve anne alkol ve sigara kullanan bir bireydi. Ve bebeğimizin gelişimini görmüştük. Aslında gelişimimiz yani psikolojik olarak bile gelişim bebeğin anne karnındayken başlıyor. O süreçlerde alıp ilerlediğin o psikososyal gelişim devreleri dediğimiz zaten kısım o.
Yani çocuğun her şekilde aldığı pozitiflik, negatiflik anne karnından gelerek aslında dünyaya geliyoruz. Yani o her gelişimi orada biz başlatıyoruz. Bu şekilde düşünüyorum ben de. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü anne karnından çocuk dünyaya geldiği zaman dış ortama hazırlık süreci başlıyor. Bebeğin bu Tabii. ortama hazırlık süreci var. Anne ile arasındaki nesne ilişkisi başlıyor. Günün sıyrılarından Evet, dipnotlarla çok iyi nesne hatırlıyorum. Evet. ilişkileri başlıyor. İyi bir ilişki kurabilmesi çok önemli. Anne ile bakım veren kişiyle psikolojik bakım çok önemli. Psikolojik doğum dediğimiz süreç gerçekleşiyor burada. İşte anne ile arasındaki ilişkinin negatif mi, olumsuz mu? Çocuğun saldırgan tavırları da buna göre şekilleniyor aslında Tabii bakıldığında. ki, tabii ki. Okul dönemlerinde de bu yine çok önemli. Çocuk okul çağına geldiği zaman. Şimdi saldırgan dönemlerinde evde bir şekilde tolere edilebiliyor belki aile tarafı. Ama okulda çocuk yalnız kalıyor, dışlanıyor, öğretmeniyle arası bozuluyor vesaire. Bu tür problemler yaşayabiliyor çocuk. Depresif duygu durum vakaları geliyor genellikle. Sana da bu şekilde geliyordur bu tür vakalar. Evet. Genellikle zaten şu an mesela anneler geldikleri zaman en çok yaşadığım problem şu: artık katlanamıyorum, dayanamıyorum ve baş edemiyorum. Aslında temel olarak bahsettiğimiz şey, yani bu çocuk, ergen, yetişkin, yaşlılık psikolojisi olsun, en temelinde bence iletişim yatıyor. İletişimsizlik. Yani genel olarak aslında bir konuyu alırsak, mesela bir çocuk neden öfkelenir dediğimiz zaman, çocuğun öfkelenmesinde bana göre iki önemli bir madde var. Birisi çocuğun potansiyel durumu, birisi de Evet. iletişimsizlik. Yani potansiyel durum nedir? Çocuğun aslında mevcut olduğu bir konum vardır, belirlendiği bir konum vardır. Yani herkesin kapasitesi farklıdır. Çünkü sen alabildiğini alırsın, ben alabildiğimi alırım. Ama ebeveynlerde şöyle bir şey var: a, benim çocuğum daha iyisi. Yani aslında o olduğu konumu, çocuğun o bulunduğu konumu yok edip kendisini çok reel olmayan, yani gerçek olmayan bir saf dışına bırakıyor. Çocuğun o anı yok sayıyor yani. Hani bununla alakalı vakalar da çok. Mesela anne geliyor bana, diyor ki işte çocuğu aslında çok başarılı. Yani gerçekten sınav notları olsun, okul, sadece sınıf değil, okul olarak bir başarısı olan bir çocuk. Diyor ki yani çocuğun notları hep böyle 95 yüzler, yani o şeylerde gidiyoruz. Benim çocuğum 80 aldı, benim çocuğumun psikolojisi bozuldu. Yani direkt bu şey, hani yapıştırıyoruz bunu. Yani çocuk diyor ki, ama yani çocuğun o anki kapasitesi oydu. O notu aldı ve geçerli bir nottu. Hani başarısız olduğunu o simgelemez. Yani 95-100 alan bir çocuğun 80 alması o başarısızdır anlamına gelmez. Onun altında tabii ki çok farklı faktörler yatabilir. Yani o an çocuğun sınava girerken heyecan yapması olabilir. Veya 1 saat, 2 saat öncesiyle arkadaşlarıyla yaşadığı bir problemler olabilir. Her türlü şey etkiler. Ama ailelerde genel olarak bu problem var yani. İşte çocuk mesela oyun oynuyor, enerjisini boşaltmak ister. Enerji blokları deriz biz ona. Çocuk şimdi enerjiyi boşaltamıyor çünkü kimse o an duymuyor yani. Çocuk aslında bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. Çünkü çocuğun söyledikleri aynı zamanda yansıtmak istedikleridir. Yani çocuk ne ister burada? İşte ben söylüyorum, anlatıyorum, siz de anlayın. Benim duygu durumum budur. Şimdi mesela ne olur? Tamam, sus. İşte birazdan yapacağız. Şimdi ötelemek de bir şeydir. Ne yaparsın? Sen o çocuğun duygularını bastırırsın. Bu da ne şekilde ortaya çıkar? Artık öfke, sinir patlamaları. Hani artık o noktaya gelir çünkü o çocuk. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani çocuğu anlayıp anlamama konusu da çok önemlidir. Yani o çocuğun duygularına karşılık vermek çok önemlidir. Hani ya, her birey böyledir aslında. Bizler de öyle değil miyiz? Mesela konuşmak istediğimiz zaman karşımızdaki buna cevap vermiyorsa eğer, biz ne yapıyoruz? Bu sefer duygular bastırılıyor içimizde. Diyoruz ki, ha, sen beni dinlemiyorsun, o zaman ben bir öfkeye dökeyim bunu yani. Hani artık orada bir çakışıyoruz. Durum aslında böyle. Yani birçok etkeni var aslında. Bunlar da yani senin bahsettiğin gibi. Yani senin o dediğine çok katılıyorum. Evin içindeki o psikolojik şiddet de çok önemlidir. Eğer evin içinde fiziksel, sözel ve cinsel anlamlı şiddet varsa, çocuk zaten o eğilimde büyür. En Aynen. önemli faktörler bunlar diye düşünüyorum ben. Kesinlikle haklısın. Bir de mesela bu hani az önce dedin ya çocukla ailenin iletişimi çok önemli. Çocuğun duygusunu anlamak çok önemli. Evet.
Bu çok güzel bir şey. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela bununla ilgili çocuklarla çalışmalar yapabilir aileler aslında. Şöyle olabilir. Televizyonun sesini kapatıp işte oradaki kişilerin ne hissettiği, şu an sence ne hissediyor? Gülüyor mu, ağlıyor mu? Şeklinde. Sitedekiler gibi büyük fotoğraflarla yüz mimikler çalışılabilir. Yüz mimikleri işte sence gülüyor mu, ne hissediyor şeklinde. Ya da o an öfkelendiği zaman işte sence neden kızdın, neden öfkelendin şeklinde onunla güzel bir iletişim kurmak bence çok empatik bir yaklaşım olarak güzel sonuçlar verecektir diye düşünüyorum nasıl bir şey. Ben de katılıyorum sana. Aynı zamanda şöyle, şimdi anne ve babaların soru sorma tarzı çok farklı. Mesela çocuk, örneğin atıyorum Okan diye bir çocuk var. İşte Mehmet'in her zaman Mehmet'le çok iyi anlaşan bir çocuk. İşte sürekli birlikte oyun oynuyorlar, vakit geçiriyorlar. Çocuk bir gün diyor ki işte ben Mehmet'le görüşmek istemiyorum. Mehmet'in yanına gitmek istemiyorum. Onunla oynamak istemiyorum. Biz şimdi ebeveyn olarak ne soruyoruz? Niye, niçin, neden anlaşamadın, neden böyle yaptın gibi sorular soruyoruz. Aslında temel nokta o. Yani onu öyle sormak yerine sanırım Mehmet'e kızmış olmalısın dersen zaten orada çocuğu yakalarsın. Yani aslında bu konuştuklarımız öfke problemi yetişkinler için de geçerli. Yani ben böyle düşünüyorum. Şimdi bir insana, örneğin ikimiz de bir diyalog içindeyiz değil mi şu an? Mesela sen bana yargılamadan sorarsan eğer, tabii ki ben de sana o şeyle gelirim. Ama insan, yani hele ki çocuk bazen bunu anlayamayabilir yani. Çünkü çocuğun duygularıyla bizim duygularımız bazen çok anlaşma yolunda gitmiyor. Çünkü onun yaşına göre geliştirdiği evreler, oyuncakları, hayal dünyası çok farklı. Bazen biz onları duyamayabiliyoruz bu koşullarda mesela. Ama hani dediğim gibi, mesela çocuk bir etkinlik yapmak istemiyor. Sürekli yaptığı bir etkinlik olsun diyelim. Örneğin folklora gidiyor. Ben diyor folklora gitmek istemiyorum. Bu sefer niye başlıyor? İşte niye gitmiyorsun? Biriyle mi kavga ettin? Biriyle mi tartıştın? Gibi sorular. Aslında onu sormak yerine folkları iyi oynamadığını mı düşünüyorsun? Yani bunu aslında baz alarak sorarsak daha mantıklı ilerleriz. Yani çocukla aslında iletişim burada başlıyor. Çocuğun duygularını, hani o esir olduğu o iç dünyasında ne var? Hani senin verdiğin örnekler, mesela işte televizyonu kapatıp duygu durumunu sormak. Ben de şöyle mesela örnekler verebilirim. Saldırganlıktan yola çıkarsak tabii ki şimdi çocuklarda artık birçok şeyin sahibi oldukları için o doyumsuzluk arttı. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle de birlikte işte televizyonlar, cep telefonları, işte laptoplar, bir de onların sürekli böyle ellerinde el aterisi gibi bir oyuncaklar oluyor. Şimdi yeni yeni oyuncaklar çıkmış. Çünkü danışanlarımdan ben Aynen. çok görüyorum bunları. Hani Var o, çok farklı. evet, artık yetişemiyoruz yani Oğuz'a. Ben mesela, benim de kardeşim var. Ben onun bazı oynadığı oyunları bilmiyorum. Çünkü benim dönemimde öyle şeyler yoktu. Hani ben anlamam yani, bilmiyorum. Bana soruyor mesela, abla bu nasıl? Diyorum ki ben anlamam, hani bilmiyorum çünkü oyunu bilmiyorum. Bizim dönemlerimizde öyle bir şey yoktu. Şimdi Aynen. mesela ne oluyor? Oyunlarda, genelde oyunlarda eğitici oyunlar değil de saldırganlığa yönelik. İşte sürekli bıçaklar, bomba atmalar, işte kesip biçmeler, zarar verme. Aslında teması o yani. Ana başlık o. Zarar verme. Nasıl zarar verebilirim? Şimdi çocuk orada oynadıklarını görüyor. Bu sefer akranlarına, aile içindeki herkese böyle davranmaya başlıyor. Ben genelde şunu öneriyorum. Diyorum ki bir pano hazırlayın. Ve panoyu şunu da ekleyin aynı zamanda. Bu evde bağırarak konuşmak yasak. Bu evde Kural. yasak, kuralcı. Şimdi bu çocuğun hem ahlak gelişiminde çok etkili bir yöntem olur, hem fiziksel gelişimde, ve çocuk kendini tanır. Çünkü sen ailenin şu an yetişme tarzında ne görürsen, ileriki ailevi yaşantında bir aile kurduğunda da o düzende gidersin. Aynen, Yani kesin. bunu sürekli mesela üniversite döneminde ders çalışırken bizler nasıl yapardık? İşte notlarımızı duvarlara asardık ki gelip geçerken bir okuyalım. Aklımızda kalsın. Söz zaten biz hani birebir sözel çalıştığımız için derslerimizi, hani bilirsin yani o dönemlerimiz zaten çok zorla geçti. Vizeler, finaller, nasıl yapacağız, nasıl Çok edeceğiz? yoğundu. Birlikte çalış, çok dönemlerimiz de olmuştur seninle. Ben genelde hep öyle öneririm. Çünkü çocuk onu gördüğü zaman bir stop diyor. Yani evet diyor, benim evimde böyle belirli bir şey, kurallar var diyor. Yani ben bunlara bir uymalıyım diyor. Aa evet, benim evimde ses yükseltmek yasak.
Vurmak yasak. Çünkü çocukları, yani şu an bakıyorum çevremde herkes vuruyor. Evet. Yani küfürler, şiddet içerikli sözler, her şey var. Dışarıda mesela bir şeyi paylaşmak istiyorum seninle, müsaaden olursa. Dışarıda görmüştüm. Bir hava almak için çıkmıştım böyle. Hani dolaşıyorum. Çocuğun biri o kadar şiddetli ağlıyor ki, ama yani normal bir ağlama düzeyi değil bu. Hani kendini yerlere atıyor ve annesi de yanında. Annesi de bu sefer çocuğa vurmaya başladı. Niye ağlıyorsun diye. Yani şimdi bakıyorum, diyorum ki sen şimdi ağlayan çocuğa bunu yaparsan yarın öbür de o da onu yapacak. Ben mesela hayatı her zaman şöyle düşünüyorum. Üç tane seçeneğin olsun. Üçü saksı olsun. Biri sevgi olsun. Biri korku olsun. Biri şiddet olsun. Sen şimdi suluyorsun bunları. Sen şimdi hangisini sularsan büyür. Diyelim ki sevgiyi suladık. Ne oldu? Bu ikisi kaldı. Sen sevgiye odaklanırsın. Korku yaparsan, şiddete sürekli eğilimli olursan, yani aslında bu bahsettiğim şey odaklanmak. Neye odaklanırsan hayatında her zaman onu alırsın. Ama ben sevgi biçmek istiyorum, sevgiyi eğitmek istiyorum diyorsan sevgiye odaklanırsın. Yani çocuklara aslında bunu öğretmek gerekiyor. Hem ahlaki gelişimlerinde, hem de normal, hani yarın öbür gün hepsi işte ergenlik dönemlerinden yetişkinlik dönemlerine geçtikleri zaman bunları bir öğrenmeleri gerekiyor. Bir temelde alması gerekiyor. 2-3 yaşında zaten kimlik artık oluşmaya başlıyor. Kız kız olduğunun farkına varıyor. Erkek erkek olduğunun farkına varıyor. Artık diyor ki kız, aa bunlar erkek oyuncakları, ben oynamayacağım. Çünkü ben bir kızım. Ama erkek de hani bazen tabii ki o kimlik bunalımlarını yaşıyoruz o dönemlerde. Ergenlerde de ondan çok çok farklı konu. Ama Tabii. genel olarak, evet, genel olarak bahsediyorum yani. Hani benim düşüncelerim bu şekilde. Çok çok da örnek gördüğüm için etrafımda buna yönelik. Anladım. Bazen böyle hani şaşırıyorum. Hani o an müdahale etsem mi, etmesem mi? Çünkü alacağın tepkiyi de bilmiyorsun. Ne yapabileceğini bilmiyorsun yani. Hani acaba diyorum nasıl yapsam, acaba doğru olmadığını söylese, ama şimdi ebeveyn, yani ben orada mesela gidip müdahale etsem belki çok ters tepki de alacağım. Hani çünkü ne olacak? Belki seni dışarıdan biri olarak görecek. Benim psikolog kimliğimle kimse tanımaz dışarıda yani. Hani kimse bilemez bunu. Çok doğru. Gidip mesela söylediğin zaman işte sen kimsin, neden kaçtın gibi müdahalelerdense, yani genelde biz mesela ne yapıyoruz? Sosyal medyamızda bunu vurguluyoruz. İşte şunu şöyle yapabilirsiniz. Bizlerde biliyorsun yönlendirme yok. Biz yönlendirme yapamıyoruz, ama yanlış olanı düzeltmekle mükellefiziz. Biz bunlarda doğru olan şeyleri ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle meslektaşım. Bir de çocukların mesela problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Çocuk bir sorunla karşılaştığında ya ağlıyor ya da dediğim gibi işte bunu ben yapmayacağım, istemiyorum diyor. En basit bir örneği vereyim. Mesela markette bir şey almak istedi. O an ailesi onu alamadı. Ağlamaya bağırmaya başladı. İşte ben onu istiyorum, alacağım vesaire. Orada o alınması gereken şey alınıp çocuğa verilirse eğer orada çocuğun olumsuz davranışı pekiştirilmiş oluyor. Halbuki o Kesinlikle. karşılaşmış olduğu problemle başa çıkmayı bilmesi lazım. Ben bunu şu an alamıyorum. Sonra alabilirim. Ya ailenin de tabii ki burada konuşması lazım çocukla birlikte. Şeklinde. Yani bu süreçlerin ebeveyne düşen görevler aslında çok fazla. Çocuklar aralarındaki iletişim olsun, şey olsun. Bir hatırlıyorum. Biz üniversite döneminde bir deney izlemiştik. Bu Bandura'nın sosyal öğrenme deneyi vardı. Babadol deneyi. Orada mesela şişme bebekle çocuk şiddeti öğreniyordu. Yani sosyal öğrenmeyi aslında çocuklar çok çabuk dile getirebiliyorlar. Çok çabuk öğrenebiliyorlar. Şiddeti bir çocuğa öğrenmeyle maalesef ki teknolojideki yayınlanan oyunlar olsun dediğin gibi sıkıcı bir şekilde zihinlerine yerleştiriyor. Ve bozuk şemalar ortaya çıkıyor sonrasında. Yani buna çok uzman desteği gerekiyor açıkçası. Tabii ki mesela saldırganlıktan bahsediyoruz. Şimdi her zaman bahsettiğim gibi, şimdi ben çocuk ergen yetişkin bazlı da çalışıyorum. Yani çocuk ergenlerle de çalışıyorum. Aynen. Şimdi mesela hep aldığım genel, zaten şu an toplumumuzda genel olarak öfke problemi. Veya işte her şey var, her şeyi alıyorum ama yine de mutlu değil. Çünkü o çocuk yani az olanla yetinmeyi bilmiyor. Yani aslında küçük
bir şeyin dahi onu mutlu etmesi gerekir. Bunu bir aşılamak lazım onun. Çünkü dünya hali, yani bir gün bir şeyin varsa yarın öbür gün olmayabilir. Yani psikolojik boyuttan bahsediyoruz ama bir hayatın içindeyiz. Bunu da aslında bir göz önüne almak gerekir. Şimdi çocuk mesela bana yazıyorlar. İşte diyorlar çocuğum sürekli ağlıyor. Her istediğini yapıyorum ama yine de yok. Şimdi ağlayan çocuğa sen sürekli her istediğini yaparsan bir zamandan sonra o çocuk artık ağlama nöbetleri geçirir. Çünkü çocuk hazıra konmuştur. Yani ben ne de olsa ağlayarak yapıyorum her şeyimi. İşte bana her şeyimi alıyorlar, yapıyorlar. Aslında bu tutum yanlış. Yani senin dediğin gibi şimdi değil, sonra da yapabilir. O çocuklar sonra kelimesinden nefret ederler, sevmezler. Neden şimdi değil sonra? İşte bu da neyle, hani anne babanın onlara verdiği açılama. Yani sen nasıl yetiştirdin? Çok hani varlık içinde her şeyi verdin, verdin, verdin. O çocuk artık doydu ama gene mi yetmiyor? Evet. Hani olmayan bir insan olsa evet heveslensen, biz bile yetişkin halimizde insansın yani, insanoğlu böyledir. Hani doyumsuzdur. Bir şey görüyorsun, aa şundan olsun. Halbuki vardır sende o. Yani gene de o şeyi almak istersin değil mi? Sahiplenmek istersin yani, ama Güzel hareket ediyor. Aynen. evet, yani döngü bu şekilde. Ama yani senin dediğin çok doğru, katılıyorum sana. Hani o doyumsuzluk o yani. O çocuk çünkü her ağladığı zaman sen her istediğini verirsen bir zamandan sonra o çocuk artık kendini yerlere de atar. Ha, ne Evet. olur bu her gün level atlar. Şimdi bir gün küçük bir şey ister, hafif iki damla gözyaşı döker. Artık beşinci gün o kadar büyük bir şey ister ki, ha o zaman daha çok ağlamam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Bir kendimi ben yerlere atayım. Yani çocuklar aslında böyle büyüyor. Her istedikleri olduğu için mutsuzlar. Yani bir oyun, mesela oyun oynarken bile normal bizlerin dönemlerinde oynadığı oyunlar yok artık. Ben mesela oyun terapilerinde görüyorum, çocuk bazen bilmiyor. Yani diyor ki bu ne? Hani o mesela bulma, şey yapıyoruz, yapbozlar mesela yapıyoruz. Hani Bilmiyor, kelime kartlarıyla oynuyoruz, bilmiyor. Hikaye oluşturmayı bilmiyor. Çünkü çocuk hikayelerle büyümemiş. Direkt maalesef. teknolojinin ortasında doğmuş. Hani çepsler var ya, anne doğum yaparken o anda fotoğraf çekiyor işte. Bir dakika Instagram'a atacağım. Çocuk da diyor ki dur poz vereyim. Hani gerçekten aslında o resim o kadar doğru bir anlatım ki şu anki şeye göre, döngümüze göre. Yani insanlar gerçekten şu an hani bunu anlayamıyorlar. Ya işte her şeyini yapıyoruz. İşte en iyi okullarda okuttuk. Kreşlere gönderdik. Dadısı vardı ama çocuk yine mutsuz. Çünkü Evet. çocuk kendi farkındalığına varmamış ki. Çocuk ne istediğini bilmiyor. Yani o potansiyel durum dediğim kısım o. Yani çocuğun bir mevcut durumu var. Ama anne baba işte reel olmayan şeyleri ona şey yapıyor. Ya da çocuğun inançları vardır. Her çocuğun sahip olduğu inançları, imkanları vardır. Anne baba onu yok sayar. Yok, biz böyle bir ortamda büyüdük. Bizim çocuğumuz da böyle olacak. Bu tutum yanlıştır. Mesela o yetişkin ergenlere bakıyorum, çok mesaj atıyorlar. İşte ben şu mesleği istiyorum ama ailem bunu istemiyor. Ben de diyorum ki senin mutlu olduğun bir mesleği yapmak aileni mi mutlu eder, seni mi mutlu eder? Bu Yoksa çok önemli. ailenin istediği gibi bir biri mi olmak istiyorsun sen? Yani yoksa yok, ben bir bireyim. Şimdi insanların genel olarak zaten unuttuğu bu. Çocukta da böyle. Çocuğun bir birey olduğunu unutuluyor. Yok Maalesef. yani hani o benim çocuğum, benim hizama gelir. İşte iki tokatlarım, vururum, işte kızarım, ederim. Hani böyle hiçbir çocuk şey yapmaz. Çünkü sen o çocuğun duygularını bastırırsın, bastırırsın, bastırırsın. Gün gelir o çocuk bunu bir patlak verir. Ne olur yarın öbür gün kendi ev yaşantısı olduğu zaman eşine ve çocuklarına o da aynısını yapar. Evet, Bu kısır döngüdür. Yani bu hep böyledir. O yüzden çocukların mesela anlama ve yorumlamada da öyle. Yani çocukları anlamıyoruz. Anlamıyoruz yani. Genel olarak problem bu. İletişimsizlik. Bütün her şeyin başı iletişimsizlik. Ben kanaatimce böyle düşünüyorum yani. Kesinlikle çok haklısın. Bir de mesela çocuklarla birlikte çalışıldığında, genellikle ebeveynle birlikte ayrı çalışıldığında, sürekli olarak mesela çocukların seviyesine inme, işte onunla göz teması kurma, beden dili, bunları kullanmayı bazen beceremiyoruz ebeveynler olarak. Evet. Çocuğa neden bakarak konuşuyoruz? Hani onun seviyesine inip konuşursak eğer onun
hizasına geldiğimizde, göz teması kurduğumuzda seni anlıyorum demek. Beden dilini de burada çok iyi kullanmak gerekiyor çocuklar Tabii, için. tabii. Yani grup halinde oynanabilecek oyunlar mesela olabilir çocuklar için veya işte bununla yapılacak ilgili sporlar ev ortamında vesaire. Orada kazanmanın, kaybetmenin, problem çözmenin, grubun tamamına nasıl ayak uyduracağım şeklinde çocuk bunları da öğrenmesi gerekiyor. İlk eğitim ailede başlar biliyorsunuz biz hani hep bunu bu şekilde Her öğrenmiştik. Ve bunun şemaları da aynı şekilde yansır çocuğun diğer, senin de dediğin gibi diğer ilişkilerine. Çok çok dikkat edilmesi gerekiyor bu konuda. Ebeveyn olarak iyi gözlem yapmak gerekiyor. Sorunları çözmeye yönelik, problemi çözmeye yönelik de birlikte çalışılması gerekiyor. Eğer bununla baş edemiyorsak mutlaka destek alınması gerekiyor bir uzmandan. Evet. Mesela o hani oyunlardan bahsediyoruz ya. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum ebeveynlere. Yani çocuğunuzla bir şey yapmak istiyor musunuz? Duygusunu onunla iletişimi sağlamak istiyor musunuz? O zaman bir takvim alın önünüze. Çocuğunuzu da yanına alın. Bir takvimden bir gün işaretleyin. O gün size ait olsun ve 20 dakikalık. Hani çok çok aşırı uzun tutmaya gerek yok. Çünkü çalışan anne babalar oluyor veya günün işi, stresi vesaire yorgunluğu oluyor. Hani az da olsa bir vakit geçirmek gerekiyor çocuklarla. Takvimi alıp bir gün belirliyorsunuz. Örneğin atıyorum hadi seninle cumartesi günü saat 2'de randevulaşıyoruz. Çünkü randevulaşman gerekiyor. Bunu da Hani bir öğrenmiştim. randevu... Evet. Randevulaşıyoruz. Seninle şu gün içerisinde oyun oynayacağız ama oyunun komutu sana ait. Tabii bu bahsettiğim 9 yaş altı çocuklar için. Çünkü artık 9 yaş üstü artık onlar şimdi öyle bir şey oldu ki ergenlik yaşlarımız düştü. Artık o ergen tanımımız biraz daha seviye olarak aşağı indi. Çok çok erken artık ergenlik dönemlerine giriliyor ve yaşanıyor şu koşullarda. 9 yaş altı için bahsediyorum. Güzelce randevulaştın, takvimden gününüzü belirlediniz, saatinizi belirlediniz. Ondan sonra o gün geliyor. Ama çocuğa kesinlikle oyuncaklarını şuraya koy, şunu şöyle yap demeyeceğiz. Yani bunu kesinlikle çocuğun kendisi komutlamalı. Örneğin çocukla top oynuyoruz. Topu attım ve o anda çocuğun aslında o duygu durumunu gözlemlemek de çok önemlidir. Topu attıktan sonra, aa topu tuttun. Veya çok şaşırdın, şaşırmış olmalısın. Veya hani niye öyle duruyorsun, niye şaşırdın, atsana topu gibi söylemlerden ziyade Bir kere hani çok canı zaten. Aynen. evet yani şimdi zaten çocuğun yapası varsa o an bitiyor. Diyor ki aa, tamam gene ikinci bir şeyde de bana kızacak en iyisi oynamayalım veya ben bir bağırayım çağırayım öfkeye dökeyim. Halbuki yanlış. Birazcık sabırlı olmaları gerekiyor anne babaların. Yani birazcık bir bekleyeceksin. Sabır gerektirir bu tarz şeyler. Hayatımızın her koşulu öyle zaten. Kesinlikle. Onu Kesinlikle. gözlemlerken aynı zamanda ona olumlu sözel bildirimler yapmak lazım. Geri bildirimler. Bugün harika bir iş çıkarttın. Bugün çok iyiydin. Müthiştin. Ben yaptığın işi çok beğendim. Harika yapmışsın gibi geri sözel bildirimler yaparsa o çocuk yaptığı şeyden daha çok mutluluk duyar ve yapabileceğim şey aslında daha da iyi şeyler yapabilirim imajı bir yüklenir çocuğa. Hani aynı zamanda tensel temas da çok önemlidir bu tarz şeylerde. Mesela ufak ufak işte başını okşamak, omuzlarını okşamak, sarılıp öpüp koklamak. Bunları zaten biz üniversitede Betül hocamız çok çok anlattığı için Aynen. artık o kimlik oturdu yani. Hani genel olarak çünkü ben de şu an hani sen yetişkinlerle çalışıyordun bildiğim kadarıyla. Ama çocuklar Şimdi gene de bakıyorum da ağırlık olarak yetişkinler tabii. ağırlık olarak yetişkin. Şimdi ben de hep çocuk da olduğu için artık çocukları hani oyun terapilerden falan hani ezberliyorum o geçiş dönemlerinden falan. Hani genel olarak böyle düşünüyorum ben konuyu. Yani önce bir takvim alacaksın, bir randevulaşacaksın. O çocuk onu bilecek yani. Hani evet bugün randevumuz var annemle veya babamla oyun oynayacağız. Oyunu ben yönetiyorum. Nasıl bir oyun oynayacağız? Şimdi çocuğun seçtiği oyun da çok önemlidir. Tabii ki Ama kural çocuğa önemli aynı şekilde. evet yani Evet. çocuğa hiç neden nasıl gibi sorular sormak yerine ilk başta bahsettiğim örnek gibi. Mesela kızı arkadaşının yanına gitmek istemiyor. Neden gitmiyorsun? Niçin gitmiyorsun? Demek yerine ona kızmış olmalısın.
Onu dersen o çocuk zaten o anda onu yakalayıp sana aslında dökülecektir. Yani neden kızdığını, aslında o süreçte bile o çocuğun sen kişilik karakterini, kimliğini anlamış oluyorsun. Yani hepimiz nasıl bir bireyiz? Hepimizin bir dış görünüşü, karakteri, kişiliği, sevdiği şeyler, sevmediği şeyler vardır. Çocuklar da öyledir. Çünkü 2-3 yaşında başlıyorsun artık o kimlik oluşturmaya. Yani çocuklara biraz gözlemlemek gerekiyor. Ne dinliyor? Veya artık oyun da mı bulamadın? Akşam oturun televizyonun karşısına. Hadi seninle biraz eğitici bir belgesel izleyebiliriz. Bugün seninle bunu yapabiliriz. Hani yapalım demek yerine sen o çocuğa emrivaki yaparak konuşursan o çocuk yapmaz onu. Zaten şu an çocukları kontrol etmek çok zor. Yani çünkü her dakika istediğim olsun, istediğim olsun. Onun oyu var, benim niye yok? Yani biz eskiden mesela küçük bir bebeğimiz olurdu. Bacağı kolu bile kırık olsa bebeğim var derdik. Hani biz memnun olurduk. Çünkü bizler hani böyle büyüdük. Ortam da önemliydi tabii ki. Yani Beklenti artıyor. Burçin'cim, beklenti arttıkça çocuğun istekleri de artıyor. Her şey var. Elde edebileceği bir şey yok. Her şey hazır zaten elinde. Bu tabii artıyor. Yani diyor ki en azından iki ağlıyorum. İşte her istediğim önüme geliyor. Çözüm. Onu yapıyorum. Evet, çocuğum ne de olsa veya hani şey de oluyor. Ailenin tek çocuğuysa asıl o birazcık tehlikeli bir durum olabiliyor. Neden? Çünkü bir kardeşi yok. Paylaşacağı bir şey yok. Hadi kardeş de olmasın. Yani tek çocuk olduğu için bizim tek çocuğumuz var. Biz her şeyimizi ona yapacağız. Bunu demek de yanlıştır. Yani evin tek çocuğu olabilir o. Ama sen onun gelişiminde yani her türlü sen nasıl bir bireyi yetiştirmek istiyorsan geleceği de onu verirsin yani. Bu Kesinlikle, böyledir. kesinlikle. Bir de çocuğa mesela sınırlarını da öğretmek gerekiyor. Hani az önce verdiğin örnek çok güzeldi. Tatlım örneği mesela, pano örneği. Evet. Benim de mesela çocukların ebeveynleriyle çalışırken hep bu şekilde bir planlamaya göre yapmalarını söylüyorum. Çünkü plan ve program çocukta kendi sınırlarını koymayı öğretir. İleride o da kendi sınırlarını koyacaktır yetişkin olduğunda. Bunu öğreniyor aslında biraz da. Yani kazanmak, kaybetmek, kendi davranışların sonuçları, bunların sorumluluğunu almak üzere yetiştirilmesi gerekiyor. Bu da bu konuda çok yardımcı bir durum aslında, dediğin gibi. Evet, ama çocukların evet genel bir çok güzel bir yere değindin. Kaybetmeyi kabullenemiyorlar. Ben nasıl kaybedeyim? Ya oyun oynarken artık o telefonlar, tabletler kırılma noktasına geliyor. Neden oyunu kazanamadım? Level Evet. atlayamadım. Aslında yani bu düzeyde hani çocuğa şeydi, bu hayatın gerçek olduğunu öğretmek gerekiyor. Evet, gelip geçici bir hayattayız. Fakat şu an bu döngünün içerisindeysek kazanmak da var, kaybetmek de var. Yani biri seni üzebilir de, kırabilir de, mutlu da olabilirsin. Yani her duyguyu yaşayacaksın bu hayatta. İlla işte her şeyin kimse dört dörtlük değildir. Hiçbirimiz değilizdir. Hepimizin kendisince hataları vardır. Önemli olan bu hataları erkenden fark edip işleve geçirmektir, düzeltmektir. Yani çocuklara biz mesela neden hani bazı şeylere aşılıyoruz. Hani ben hep vurguluyorum ahlaki gelişimi. Çocuğun çünkü ne türde birey olursan ol. Yani kişiliğin, karakterin, mezhebin, dini inancın ne olursa olsun o kalıp bir oturacak. Yani o ahlak dediğin kavram oturacak. Yani o terbiyeden bahsediyorum aslında. Yani biz mesela şey şımarıklık olarak algılarız genel toplum olarak. İşte her istediği yapılıyor, o parası var. Öyle böyle. Aslında o durum öyle değil. Yani şımarıklık çok farklı bir seviyede. Sadece o kişinin ailesinin ona sunduğu çok imkanlar. Yani bu, genel olarak bu. Çünkü az da yetinmeyi bilmiyorlar. Genel problem bu. Yani ben çocuklarda şu an en çok gördüğüm bu. Ben mutlu değilim. Neden mutlu değilsin? Şuyum yok, buyum yok. Onlar alınıyor. Ben mutlu değilim. Niye? Şunu da istiyorum. Al, 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 al. Çünkü çocuk ileride ne oluyor biliyor musun Kübra'cığım? Artık ileriki seviyelerinde, yetişkinlik döneminde ne de olsa ben her istediğimi alıyorum. Şunu da satın alırım. Yani artık o duyguları bile satın alma yolunda gidebilir o çocuk. Ve Hani bağlanmış olalım aynen ilişkimi sonraki dönemlerde. öyle. Çünkü diyecek ki ben zaten ailem her istediğimi yaptı. O zaman şu kişinin arkadaşlığını da satın alabilirim. Onu da satın alabilirim. Artık bu düzeye gelecek. Çünkü doyum noktası geçmiş, artmış yani. Hani mesela o ne oluyor? Artık istediğini alamayınca
artık bu öfke dediğimiz şey şiddete dönüyor. Fiziksel, sözel ve cinsel şiddete dönüyor. Yani o çocuk artık bir yerden bir şeyin acısını çıkartmak istiyor. Evet. Öfkeyi zaten tanımlarken nasıl ben bir tanım yaptım kanaatimce? Belirli dozlarda meşru kabul edilen dedim. Yani buna zaten çok dikkat etmek gerekiyor. Artık o sınırı aştığın zaman o öfkeden çıkar. Öfke nöbetleri, sinir krizleri. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bir de zaten öfke ortaya çıktığı zaman bir engellenme sonucu ortaya çıkıyor. Kişinin var olan bir durumu engellendiği zaman verdiği bir tepki, hani öfke. Evet. Bu daha dürtüsel olarak gerçekleşiyor. Çocukta bekleme diye bir şey yok. Hı Bu olmadı, hı. ben öfkeleneyim. Şu olmadı, hemen tepki göstereyim şeklinde bir durum söz konusu çocuklarda. Bir de mesela çocuklara sınır koymak konusuna gelecek olursak, burada yine şey çok önemli. Kuralları koyduğumuz zaman bu kurallara neden uyması gerektiğini anlatmak çok önemli. Evet. Mantığını anlatmak çok önemli. Mesela her şeyi alıyoruz alıyoruz çocuğun önüne yığıyoruz ya, herhangi bir Hı. kural koymadan ebeveyn olarak. Çocuk burada ulaşacağı hedefi koyamıyor. Hedef koyamıyor ileride. Sürekli işten ayrılmalar, çalıştığı işte memnun olmamalar ya da ilişki yürütememeler. Bu tür problemlerle çok karşılaşıyorum genelde danışanlarla. Yine çocukluk baktığım zaman çocukluktan gelen şemalar olmuş oluyor tabii ki. Evet. Bunlar çok büyük Kes sıkıntı gerçekten. kesinlikle öyle. Yani diyorum ya işte mesela aynı o verdiğim üç saksı örneği. Yani sen neyi işte hedeflersen hayatında, Evet, neyi aynen. sularsan sen ona odaklanırsın hayatın boyunca. Öfkeli biri olmak istersen hep öfkeli olursun. Yani mesela çocuklarla ben diyorum ki genel olarak yani sorduğum soru şu. Mesela çocuk çok öfkeli, sinirli. Ne zaman ilgileniyorsun diyorum. Yani çocukla artık kendini böyle helak edecek duruma getirdiği zaman mı? Yoksa artık hani belli şeylere en başında müdahale ediyorum gibi. Yani çok şeyler söylüyorlar. Aslında burada önemli nokta olan şu. Çocuklar öfkelendiği zaman ne zaman müdahale etmeliyiz? Asıl şey bu. Artık saldırganlığa döndüyse, yani artık o şiddet boyutuna geldiyse, işte oyuncaklar kırılıyorsa, aile fertlerine vuruluyorsa, artık akranlarıyla anlaşamıyorsa, o zaman burada bir sıkıntı var demektir. Ne oluyor? Şimdi tedbir alınmıyor mesela. Tedbir alınmayınca senin dediğin gibi yetişkinlikte, hem ilişkilerde, genel sosyal ilişkilerde, iş kurumunda hep böyle bir yarım yamalak, yarım gidiyoruz. Çünkü bir düzen oturmamış. Yani o kişilik aslında evet kişinin kendi bir kişiliği, benliği var ama o benliğinin farkında değil. Yani bazı şeylerin hayatta mücadele verilerek alınacağını bilmiyor. Çünkü hazıra konmuş. Yani mesela başarmak için bizler mesela neden okuduk? İşte iyi bir psikolog olabilmek için, insanlara yardım edebilmek için bir amacımız vardı değil mi? Çünkü sevdiğimiz bir meslekti. Yapmak istedik, bir amaca yöneldik. Ama çocuklarda şu an bu yok yani. Ne oluyor? Bu sefer yetişkinlik döneminde artık saldırganlığa dönüşüyor. Hele ki en önemli faktör aşağılama. Yani çocuk bir kere zaten ev ortamında hani o bahsettiğim fiziksel, sözel, cinsel eğilimli şiddete girdiği zaman çocuk artık aşağılamanın iyi bir duygu olduğunu düşünüyor. Kendisini rahatlattığını düşünüyor. Ha o zaman ne yapayım? Ben de ona ağzıma geleni sayayım. Ben onu vurayım. İşte en küçük bir şey de artık öyle refleks haline geliyor ki o çocuk normal bir şey konuştuğu zaman pat diye vuruyor yani. Hani ben bunu gözümle gördüm çünkü yani danışanlarımdan da görüyorum. Bilmiyor çünkü çocuk geliyor sinirli, öfkeli, o suratına baktığın zaman anlayabiliyorsun bunu. Hani bazen diyorum ki acaba hani kendi kendime soruyorum diyorum ki bana geldiğim sinirli bunu kendi kendime soruyorum çünkü yani diyorum acaba bana da bir patlatacak mı bir tane falan ama her şeyin temeli iletişim biliyor musun Kübra? Gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü Katılıyorum. çocuk diyor ki kimse beni anlamıyor. Tamam diyorum. Ben yakalayacağım artık. Orada kilit noktayı aldık. Ben diyorum yakalayacağımı yakaladım diyorum. Tamam diyorum artık aldım diyorum. Anne Aynen. babalarını soruyorsun mesela ne yapıyorsunuz falan diye. Diyor ki kendi kendine ağlıyor orada. Hiçbir şey yapmıyorum. Onu olmayacağını söylüyorum. Diyorum ki tamam söylüyorsun ama nasıl söylüyorsun? Şimdi hayır hiçbir şey yok sana geç odana ağla mı diyorsun? Hayır canım hani şu an bunu alabilecek durumda değilim.
Yarın veya başka bir gün sana alırız. Çünkü hitap ve üslup şeklin de çok önemlidir. Yani ben mesela şu an sana şunu verirken Kübra al şunu demem vardır. Bir de Kübra'cığım rica etsem şunu alır mısın? Sen hangisini hoşuna gider? İkinci gider değil mi? Çocuklar da böyledir. Ya aslında onlar da bir birey. İşte anne babalar burada hata yapıyor. Yani onu bir birey olarak kabul etmiyorlar. Hani onun duygularına karşılık vermiyor. O çocuğun benimsediği hayal dünyasında neler var neler yok. Belki onun hayalde kurduğu şey gelecekte gerçekten başarılı olacağı bir mesleğe yönelik bir şey. Anne baba bunu fark edemiyor. Çünkü anne baba artık konumlandırmış. Hani robot yerine koyuluyor aslında çocuklar. Diyor ki ben böyle istiyorum. Aynı benim o verdiğim örnek. Çocuğun sürekli 95-100 alıp bir keresinde 80 alması gibi. Aa, benim çocuğumun psikolojisi bozuk. Neden? Neyi var? Her sınavından 95-100 alırdı. Bu sefer 80 aldı. Yani böyle bir kaldım. Hani diyorum ki çünkü hani farklı geliyor anladın mı? Yani bu da bir anne de anne baba da artık doyumsuz oluyor bir zamandan sonra. Hani diyor ki işte ne de olsa hani o reel olmayan şey konumluyorlar ya. Mesela çocuğun kapasitesi bu kadar diyelim. Anne baba burada tutmuş. Şimdi çocuk çıkamayınca beklenti. O beklenti içine girmiyor. Bu sefer ne oluyor? Anne baba da doyumsuz oluyor. Bu sefer çocuğa öfkeleniyor. Diyor ki sen böyle değilsin. Halbuki çocuğun bu yani sınır bu. Sen bu sınırı nasıl aşmasını bekleyebilirsin? Onu olduğu gibi kabul edeceksin. Mevcut durumunu güzelleştirmen daha önemlidir. Asıl önemli nokta olan bu. Yani evet hepimizin küçük çaplı hataları olur. Belki hani büyükler olarak tabii ki yardım isteriz. Çünkü onlar bizim ebeveynlerimiz ama benim durumumu, diyelim ben bir çocuğum, benim mevcut durumumu yok edip de hayır o öyle olmaz. İşte sen buradasın, söylesin. Ama ben bununla mutluyum. Bu bana yetmiyor. Şimdi çocuk bunu bilmiyor. Yani sen bir çocuğa doyum noktasını anlatabilir misin? Anlamaz. Evet. Hani o yetişkinlik düzeyine geldiği zaman artık hani bir şeyler artık rayına oturur o ergenlik döneminden sonra. Çünkü ergenlikte artık tamam hani her şeyin yavaş yavaş oturuyor. Ben kimim neyim gibi sorular sorulmaya başlıyor. Bedensel farklılıklarını fark ediyorsun ne var ne yok diye. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani anne babaların yaklaşımı da çok önemli çocuklara. Ben bu bazı düşünüyorum. Doğru kızım, doğru. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela çocuklar, oyuncaklar onların dilidir. Oyuncakları da yansıttıkları kelimeleridir diye bir motto Evet. var. Ve ebeveynlerin kendisine yansıttığı şeyleri oyunlarına yansıtıyorlar. Mesela çocuk alıyor bebeği oynarken, işte yemeğini yemiyor, yemiyor bu diyor, bir tane vuruyor mesela. Bir dikkatli gözlemlemek gerekiyor oynadığı oyunları çocukların aslında. Evet, o çok önemli. Aynı dediğimiz hani randevulaşıp birlikte oyun oynayın. Hani oyunu da çocuk belirlesin. Ama o seçtiği oyun da çok önemli. Yani Onu şiddet yansıtıyor. içerikli bir oyun mu seçiyor yoksa gerçekten eğitici? Hani o andan sonra çocuğun sözel sayısal zekasını da anlayabiliyorsun. Mesela çok aritmetik şeylerle oynuyorsa anlıyorsun. Diyorsun ki evet birazcık daha sayısala yatkın. Hani mesela biz nasıl her şeyimizi hani her bir şeyde başarılı olamayız. Ben mesela kendim bilirim. Ben sayısallarda çok iyi değilimdir. Benim sözelim çok iyidir. Hani bana sayfa sayfa yazı ver. Ben hepsini şakır şakır ezberler okurum. Hani çocuk da böyledir. Çünkü ileride sen ona o kimliği verirsin. Bir Tabii ki. kendisini benimsemesi lazım yani. Ben kimim? Bir çocuk bu soruyu soracak kendine. Neyle mutlu oluyorum? Neyle haz alıyorum? Yani sen şimdi hep hani başa döndüğümüz gibi o saksı örneği gibi. Yani çocuğu sen küçükken neyle büyütüyorsan, ne veriyorsan çocuk onunla büyüyor. Şimdi Aynen. o çocuk sen deriz ya hani aklı kesmez çocukların. Aslında çok zekilerdir. İşlerine geldiği gibidir. Yani böyle bir şeyler isterken hadi şunu yaptırabilirim şu anda kollayacağım. Şu anda da yaptırabilirim falan gibi. Hani o anne babaların o durumlarını bilirler. Hani o sakin, yumuşak kısımlarını hani kollarlar ki bir şey isteyelim, yaptıralım diye. Bu düzeyde yani çocukla yapılacak etkinlikler çok önemli. Yani ona bir vakit ayırıp oynadığı oyuna. Hani bunu kesinlikle anne baba belirlemeyecek. Yani bir çocuğu gözlemlemek istiyorsa zaten orada bir farkındalık sezdiği zaman bir uzmana başvurması gerekir. Hani çocuk artık saldırgan olur, gerçekten oyuncaklarını kırar, hani her şeyini fırlatır, hiç kimseyle anlaşamaz.
Aa, evet, o zaman bu bir uzmandan senin bir destek alman gerekiyor. Bizler de zaten öyle düşünüyoruz. Aynen, kesinlikle. Yani bu Evet. süreçte bebeğinin gözlenmesi çok önemli. Yani çocukla vakit geçirmek, farkındalık süreci. Bu çok önemli bir süreç ki ne zaman yardım alabilirim, ne zaman kendim başa çıkabilirim. Bir planlama yapmak gerekiyor gerçekten. Ebeveynlere düşen sorumluluk burada çok çok önemli noktada. Evet, yani zaten en önemli faktör artık çocuğun eskiden baş edebildiği sorunlarla şimdi baş edemiyorsa, artık bir sıkıntı yaşıyorsa, o zaman gerçekten artık bir problem var demektir. Yani bu çocuğun iç dünyasına veya içine attığı bir şeyler var, dile dökemediği. Belki hani çoğu kez biz mesela anne babalara hani bazen çok şeyleri anlatmayız, arkadaşlarımıza paylaşırız ya. Aslında çocuklar da böyle, yani kendisini nasıl rahat hissediyorsa öyle davranmayı seviyorlar. Hani Evet, her zaman bu çok önemlidir. Çünkü çocuk diyor ki ben bununla zevk alıyorum, ben bunu yapmaktan hoşlanıyorum. Anne babaya bakıyorsun, hayır onunla oynayamazsın. Bu yanlış bir tutumdur. Sen önce bir çocuğunu gözlemle, çocuğun neler yapıyor? Çocuğun neyle meşgul oluyor veya hani bir uzaktan izlemek gerekir. Aynı oyun terapisinde olduğu gibi. Mesela biz oyun terapisinde neler yaparız? Çocuğu bir gözlemleriz. Hani neler yapıyor? o takvimden, evet o Evet. takvimden bahsetmiştim ya, hani bir randevulaşıp bir şeyler Hı. yapmak gibi. Mesela o oyunu oynarken çocuk belirliyor, evet, ama anne baba olarak bir gözlemliyorsun. Çocuk sana topu attığı zaman bir soruyorsun. Aa, topu attın. Veya çok sinirli attı. Kızmış Evet. olmalısın. Mesela çocuk çıldırıyor. Diyor ki bu evden diyor nefret ediyorum diyor. Hiç kimseyi sevmiyorum diyor. Çocuğa neden, niye sormak yerine hepimiz de kızmış olmalısın sanırım. Yani bunu söylemek hani en baştaki şey, üslup çok Geri önemli. yansıtmak gerekiyor biraz da. Evet, söylediği duyguyu geri yansıtmak gerekiyor çocuğa. Evet. Çocuğun seçtiği oyuncaklar da çok önemli Burçin burada. Mesela işte Hı. topu seçeceğine başka bir daha saldırganlığı aktifleştirecek başka bir oyuncağı seçti diyelim. Yani Hı. oyuncak seçimleri, oyuncakları işlevsel olarak kullanım amaçları falan bir kere bunu bir gözlemlemek gerekiyor. Ya da mesela çocuğun oyununa dahil olmak, çocuğun seçtiği oyuna. Diyelim çocuk bir evcilik oyunu oynamak istiyor. Orada diyor ki işte Hı. ben olayım sen benim çocuğum ol diyor annesine. Orada bir gözlem Evet. nasıl sana davranıyor. Sen orada kendini görmüş olur aslında birazcık gözlemlemiş olsa. Çünkü çocuk ayna etkisidir bir nevi ebeveyn için. Tabii ki. Çünkü aynaya baktığın zaman nedir? Sen kendi yansımanı görürsün aslında. Ne nedir, niçindir? Hani böyle bazen işte hani genelde mesela geceleri bu duygusal hormonlarımız daha ağır basar. Mesela daha çok düşüncelerimiz, fikirlerimiz o kafamızı yastığı koyduğumuz an gelir. Hani çocuk da böyledir. Onların tek bir şeyi vardır, hayal dünyaları. Yani onlar hayal dünyalarında o kadar şey yaşıyor ki belki bir süper kahramanı izliyor. Süper rüyasında onu görüyor. Diyor ki ben süper kahraman olmuştum. Yani aslında az çok çocuğun neyi benimsediğini anlıyorsun. O yüzden mesela ben hep diyorum ki bir şeyler izlerken hadi şimdi eğitici bir belgesel izleyelim. Sen de belgesel izlemeye ne dersin? Hadi gel seninle birazcık vakit geçirelim. Ama çocuğa ben şu an bir şeyleri aşılayıp hayır sen onu değil, sen bunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diye emrivakiyle gidersen, ki biz yetişkin olarak kabullenemiyoruz böyle şeyleri, çocuğa bunu kabullendirmek daha zordur. Hani yaptıramazsın. En güzel şey güzelce panonu hazırlayacaksın. Evin kuralları olacak. En önemlisi eğer gerçekten bir sıkıntı varsa aile toplantıları olacak. Belirli günler olacak. Evet. Belirli günlerde işte ne olacak? Herkes bir sıkıntısını konuşabilir. Benim bu hafta şöyle bir sıkıntım oldu. İşte senin neyin vardı? Senin şunun oldu. Ama burada da yani tekrardan işte sen çocuksun, sen küçüksün, senin ne isteğin olacak? Zaten her istediğini yapıyoruz tarzında değil. Tabii ki. Aslında ona gerçekten ne istediğini sormak önemlidir. Yani gerçekten aslında maddi bir şey mi istiyor, maneviyatta bir şey mi istiyor? Bu aradaki ince çizgiyi yakalamak çok önemlidir her zaman. Ben öyle Çocuğun düşünüyorum. evet çocuğun seçimi çok önemli zaten orada hangisini Evet. seçecek bir yol izleyecek
Çünkü o da birey olma yolunda ilerleyen bir birey, yani küçük birey diyoruz biz onlara. Birey olma yolunda ilerliyor sonuçta. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. İyi gözlemlemek gerekiyor dediğim gibi. Tabii ki anne babanın tutumu zaten çok önemlidir. Hani hep diyorum ya, konu aslında genel anlamıyla aynı. Temelde mutlaka iletişim yatıyor. Yani sen o gerekli iletişim kuramıyorsan eğer, yani ileride o çocuğun zaten iletişimsel becerileri zayıf olur. Akranlarıyla, arkadaş ortamlarında, iş hayatında her zaman bir sıkıntı yaşar. Yani mutsuz olur, yarıda bırakır. İşte o benim canımı sıktı, onu da bırakayım. Bu değil. Önemli olan çocuğa zaten hani hayatında mutluluk da yaşayacaksın, üzüntü de, sıkıntı. Yeri geldiğinde gözyaşı dökeceksin, canın yanacak. Bunları bir bil. Nasıl düştüğünde, evet, nasıl düştüğünde dizin kanıyorsa, bir acı duyuyorsa, duygusal olarak da hissedebilirsin. Bunlar hayatın gerçekleri. Çocuğa bunların öğretilmesi gerekiyor. O aslında bunları öğretirse o doyumsuzluk noktası birazcık azalacak. Yani çocuğun çok beklentisi olmayacak. Diyecek ki, evet, bir hayat içerisindeyim. Hayatın bizlere sunduğu koşullar bunlar. Yeri gelecek düşeceğim. Yeri gelecek kalkacağım. Ama kendim kalkmayı becerebilmeliyim. Yani çünkü evet, annelerimiz babalarımız her zaman bizlerin yanında ama gün gelecek. Ölümlü hayat, yani onlar da olmayacak. Önemli olan tek birey olarak sen yoluna nasıl devam edeceksin? Yani sürekli sana birileri bir istediğin bir şeyi alarak veya paran çok olduğunu alarak değil de hiç paran olmadığı zamanda da bakalım sen neler yapıyorsun? Yani bunu çocuğa da öğretmek gerekiyor. Her gün veriyorsan bir gün verme bakalım. Bak bakalım o çocuk sana ne yapıyor? Çünkü alıştırırsın sen onu. Hani bu sefer çocuk ne oluyor? Sen her gün bana bunu alıyordun, şunu yapıyordun, şimdi bunu yapmıyorsun. Bu sefer buna dönüyor olay. Yükseliyor çünkü. Tabii ki. Ama ne oluyor biliyor musun Kübra'cığım? Yarın öbür gün şöyle bir soru oluyor. Mesela sen benim annemsin. Sen bana her şeyi almışsın, vermişsin. Böyle kraliçeler içinde büyümüşüm, prensesler gibi. Sana bir gün bir şeyim olmayınca sana soruyorum. Ki bir çocuk da bunu soracak yani. Soruyor herkes. Mutlaka. Sen bu zamana kadar bana her şeyi aldın. Şimdi niye almıyorsun? Sen benim annem değil misin? Sen beni sevmiyor musun? Doğal Genelde olarak. bu sorular. Evet. Bununla çok karşılaşıyorum. Yani diyor ki her şey bu zamana kadar oluyordu, 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 oluyordu. Şimdi niye olmuyor? Demek ki annem beni sevmiyor. Demek ki babam beni sevmiyor. Çünkü çocuğa aslında öğretilmemiş. Çocuk bilmiyor ki, çocuğu hani o an çocuk yok sayılmış. Hani çocuğun neyi istediği, düşünceleri, duyguları, gelecek hayalleri, bunlar yok sayılmış. Tamamen işte kendimiz konumlandırdığımız şekilde, ben senin böyle olmanı istiyorum. Sen böyle bir çocuk değilsin, sen böyle olacaksın. Ama o çocuk öyle bir çocuk. Neden kabul etmiyorsun? Yani o senin çocuğun. Yani herkes seninle aynı fikirde düşünmek zorunda değil. Beş parmağın beşi nasıl bir değilse. Tabii Yani ki. mesela kardeşi de olabilir. Belki kardeşi tam istediği doğrultuda bir çocuklar olabilir. Öbürü çok yaramazdır. Yani herkesin aynı tepkiyi vermesini beklemeyiz bu koşulda. Önemli olan yaklaşım biçimleri. Bir de mesela tam burada şeyi söylemek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. Kıyaslama, kardeşler arası kıyaslama. Evet. Meslek seçimi. Mesela çocuğa diyorsun ki sen niye doktor olmak, doktor olmak istiyorum diyor mesela. Niye doktor olmak istiyorsun? Bilmiyorum diyor. Mutlaka o ailede konuşuluyordur. İşte benim çocuğum doktor olacak, benim çocuğum şunu olacak, bunu olacak vesaire. Bak komşu şöyle oldu. Bak kardeşin ne kadar çalışkan. Bak o da yani bu şekilde kıyaslamalar da aslında öfkeyi güçlendiriyor. Olumsuzlukları güçlendiren şeyler söz konusu. Bahsettiğin Tabii konuda çok ki. hayal dolu. Aynen öyle. Kıyaslama o zaten. Şimdi çocuk aynı o ilk verdiğim örnek gibi potansiyel mevcut konumu. Yani sen kıyaslama yaparak sen o çocuğun potansiyel bulunduğu konumu yok sayıyorsun, Evet. hiçe sayıyorsun. Başkasının çocuğunu örnek alarak baz gösteriyorsun. Belki de senin çocuğunun yetenekli olduğu şeyde o çocuk yeteneksizdir. Yani herkes aynı şeyi yapabilecek diye bir kaide yok. Yani kıyaslama yapmak çok yanlış bir şeydir. Bu sefer ne oluyor? Kardeşler arası işte kıskançlık. Çocuk da bu sefer özbenlik saygısı sıfır oluyor. O Aynen. özgüven bitiyor. Yetişkinliğe kadar gidiyor. Boş sadece sosyal anksiyete. Aynen öyle. Artık hani o anksiyeteler başlıyor. Hafif Aynen. bazlı depresyon zaten geliyor. Ardından bipolar bozukluk. Çünkü kafada alıp veriyor. Diyor ki
A diyor. Çünkü bir tarafı neşeli, bir tarafı mutsuz oluyor. Ne yapıyor? Duygu durum bozukluğu yaşıyor. Diyor ki A diyor, acaba beni sevmiyorlar mı? Öbür tarafı da diyor ki, hani öbür dünyası. Hayır diyor, seni seviyorlar da şu an müsait değiller. Bu sefer ne oluyor? İki duygu çakışıyor. Al sana üç tane psikolojik rahatsızlık üst üste. Yani çocuğun öz saygısı hiçe sayılıyor. Çocuk benliğini bilmiyor. Yani bir birey olduğunu, o mesela çocuğa şey diyemezsin artık o saatten sonra. Hadi çık biraz hava al, bir toplum içine karış. Yapamam der. Çünkü bir kere o anksiyeteye girdi. Hani o bulunduğu konfor alanını terk edemez. Bu yetişkinlikte de böyledir. Depresyon yaşayan insanlar nasıldı? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum. Keyifsizim. Mutsuzum. Neden mutsuzsun? Hep diyor böyle yapıyorum. Diyorum ki acaba konfor alanını terk etmediğin için olabilir mi? Yani bir oradan bir dışarı çık. Bir bak bakalım dışarı. Hani Aynen. ne var dünyada? Belki yani senden kimse, hani genel olarak konuşuyorum bunu tabii terapilerimiz için söylemiyorum. Hiç kimse kimseden çok bir şey istemiyor. Hani İnanmıyoruz aynen öyle. Bir çık bakalım. 20 adımlıksa gideceğin yer, sen onu bir önce 5 adım yap. Beşer zaten. beşer git. O da mı çok geldi sana? 5 adım gittin mi? Ertesi gün 7 adım git. Ertesi gün 8 adım git. 9 adım git. Yani yavaş yavaş ilerlet. Çocuğun gelişiminden konuşuyoruz şu an. Çocuğun gelişimi zaten o yetişkinlik dönemini de etkileyecektir. Bu Tam olarak süreç orada. böyledir. Aynen. Aynen öyle. O şemalar çok önemlidir. Zihinsel süreçlerdir. Yani o çocuğun sen orada ne hissettiğini, neler düşündüğünü, hani şey gibi, kişilik özellikle karakterlerimizden bahsettik ya. Yani bir de aynı zamanda şu da vardır. Mesela kimi çocuk içine kapanıktır. Kimi çok hareketlidir, hiperaktivite deriz. Yani artık o hani coşma seviyesindedir. Çok hiç durmaz yerinde. Kimisi de evet rahatça kendini ifade edebilendir. Şimdi bu üç çocuğa baktığın zaman hepsini sorgula. Sen mesela normal seviyeli baktığımız zaman, normal bir psikolog kimliğiyle değil de normal olarak baktığın zaman sen kendini düzgün bir şekilde ifade edebilen çocuğun normal şartlarda yetiştiğini düşünürsün. Değil mi? Ama hiperaktivite veya diğer o içine kapanıkta ne deriz? Aa, bunun bir sorunu var. Bunun bir sıkıntısı var. Ki vardır. Zaten vardır. Kimse durduk yerde hani bir psikolojik rahatsızlığa yakalanmaz. Ya beynin zaten o vesvese dediğimiz şeydir o. Hani o beynin davetsiz misafiri deriz onu, o takıntılara. Çocuk ne yapıyor? Küçüklükte başlıyor bu takıntılar. İşte onun orasında şu var, şunun şurasında şu var. Çünkü ne oluyor? Bu da doyumsuzluk. Yani çocuk o kadar şey görmüş, görmüş, görmüş. Böyle küçük bir kenarında çizik olan bir şey gördüğü zaman, aa bu çok kötü, ben bunu istemiyorum. İşte bu da yetinmeyi bilmemek. Yani bilmiyor, çocuk bilmiyor. Bunlar ne yapıyor? İşte yetişkinlik döneminde aynı sorunlarla karşıya çıkıyor. Maalesef. Gülçin'cim, son 5 dakika kala sorularımız varsa onları cevaplayalım. Sorular var. Şu an göremiyorum. Sen görebiliyor musun, soru var mı? Ben de şu an bakayım. Sorumuz yok. Genel çaplı, çünkü bütün soruları cevapladığımızı düşünüyorum ben. Aynen. Küçük bir Evet. toparlamak gerekirse burada ebeveyn tutumları çok önemli. Çocukla iletişim çok önemli. Ve aynı zamanda çocuğun yetiştiği ortam çok önemli. Çocukla kurulan ilişkiler çok çok önemli. Ve çocuğun kişisel gelişimi burada iyi gözlemlemek gerekiyor. Bir Evet. yandan da bizlerden destek almayı lütfen unutmasın ailelerimiz diyoruz. Aynen öyle. Yani artık temel olarak zaten özetlediğimizde ne zaman bir uzmana başvurmalıyım diye bir konu başlığı altında geçirsek şöyle, artık çocuk saldırganlık düzeyine geldiyse akranları ve aile içindeki şiddet eğilimleri çok fazla olduysa, artık eskiden oynadığı şeyler mutsuz ediyorsa, hani o Kesinlikle. iletişim kopukluğu varsa artık bir uzmandan destek almak gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Mutlaka, mutlaka. Sevgili meslektaşım, çok teşekkür ediyorum katılım Rica gösterdiğiniz ederim. için. Ne demek? Sen de canlı yayına beni bu teklifle geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum katıldığım için. Tekrardan böyle bir şey yapabiliriz. Çok güzel olur aslında. Biz teşekkür ediyoruz. Takipçilerimiz çok teşekkür ediyor. Çok Bizler teşekkürler. çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sağlığı çok önemli. Hepiniz çok değerlisiniz. Her birey Evet. çok önemlidir, çok özeldir. Sorunlarınızda lütfen bizden destek almayı unutmayın. Kendinize, ruhunuza çok çok iyi bakın.
Burçin'cim seni çok çok öpüyorum. Kendine çok dikkat et. Canım Bay ben de seni çok öpüyorum. Sen de kendine çok dikkat et. Evet kuzum çok dikkat et kendine. İstersen yine birkaç bölüm şeklinde yapabiliriz. Başka Evet, konular da güzel konuşabiliriz. olur. Evet, birim alıyoruz bu şekilde ve herkes istediği cevapları alıyor aslında burada. O Kesinlikle, yüzden sorularım kesinlikle. gelmedi diye düşünüyorum. Aynen, ben de katılıyorum. 27 saniyemiz kaldı. YouTube kanalımda da yayınlanacak. Benim YouTube kanalımda Evet. da yayınlanacak. Merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal Burçin'ciğim. Kendine iyi bak. Hoşça kal canım. Görüşürüz.